çocuk defans. Bu çocuk stoper. Kameraya çok yaklaşma abi. Ağzımızın içine girme. Aa, hoca da geldi. Gir lan ağzımızın içine gir. Gir nereye giriyorsan gir. Ebesinin nikahı artık ya. Ulan bir kere de şans bizden yana olsun be. Burası No 23. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra. Arkadaşlar kariyere geçeceğiz ama öncesinde size ilginç bazı şeyler göstereceğim. Gelin ne olduğuna hep birlikte bakalım. Şimdi benim Ultimate Team takımından bir oyuncu görüyorsunuz. Bir promo yayınlandı FIFA'da Ultimate Team'de. Ondan bahsedeceğim ama önce çok ufak bir şey anlatacağım. Şimdi oyunun gameplay'i son peşte zaten bayağı bir sıkıntılı. Ama ne olursa olsun ya bir şekilde şu modu eğlenceli olduğu için oynamaya çalışıyorum, tamam mı? Oynuyorum yani, kendimi tutamıyorum. Neyse bir gün böyle oynuyorum. Rage oldum gene. Dedim ben bu oyunu bırakacağım, oynamayacağım yani Ultimate Team falan. Brolin geldi paketten. Dedim ki ben hani en azından Brolin'i bir deneyeyim. Belki hani oyun zevkini değiştirir, daha fazla galibiyet alırım bilmem ne falan. Ama olmadı. Ondan sonra tekrar dedim ben oyunu bırakayım. Sonra bu arkadaş geldi. Ben buna ayran diyorum. İyi de bir oyuncu. Yani çok iyi. Şu an FIFA'daki en meta, en güzel oyunculardan biri. Çok faydalı oluyor takıma. Ama o da yetmedi. Dedim ki ben bu oyunu tekrar bırakayım. Sonra da şu arkadaş geldi. Evet biraz şanslıyım galiba. Fark yarattı. Garinç'e iyi bir oyuncu. İşte 5 beceri hareketi falan zaten büyük fark yaratıyor. Oynaması da eğlenceli. Galibiyet sayını falan da arttırdı zaten. Dedim ki tamam devam edecek. Ama sonra bir yerlerde yine rage oluyorum. Böyle rage olma sebebim de şu arkadaşlar. Karşımdaki oyuncunun verdiği pasların hiçbir mantığı olmamasına rağmen yerine o kadar güzel ulaşıyor ki son peşte bu daha da ortaya çıktı. Ya salla pati paslar veriyorlar ve yerine ulaşıyor abi, çıldırmak üzereyim yani. Neyse Garinç'e de geldi ama dedim ben yine rage oldum, bırakacağım oyunu. Sonra kim geldi? Bu arkadaş geldi. Yani gerçekten bu sene bende bayağı bir şans var. Hiç oynamamama rağmen elde ettiğim kartlara bakın. Ya bunlar 500-600 binlik, 1 milyonluk kartlar arkadaşlar. Neyse takım dedim toparlanıyor falan ama ben yine rage oldum. Yine. Sonra kim geldi? Şu anda değeri 600 kalması lazım. Frankie de Jong geldi. İlk 11 oynatamıyorum ama çok iyi bir kart gerçekten. En güzel özelliği de ne biliyor musunuz? Bu adama nerede ihtiyacım olsa orada. Ya zaten ofansif çalışma oranı da yüksek. Gerçekten hücumda inanılmaz işinize yarıyor. Defansif özellikleri de 78 fazla. Ama yine tabii ki her zamanki gibi rage oluyorsun bu oyunda. Ama sonra kim geldi biliyor musunuz? Şu arkadaş geldi. Evet. Ya bu çok game changer bir adam değil Mascherano. Stoper oynayabiliyor. Ben stoper oynattım ama defansif orta saha olarak geliyor. Yani defansta falan kullanmayı deneyeceğim şimdi. Son tutunma oyuncum bu yani. Ultimate Team'e Mascherano. Ama bugünkü konumuz bunlara yakın bir şey. Hemen sizi bilgilendireceğim şimdi. Takımın o şey de şu formasyonu. Arkadaşlar Rotto'da FIFA World Cup kartları geldi şu an oyunda. Ben size favorilerimden bahsedeyim. Zaten şurada fiyatlarına baktığınız zaman hangisinin iyi hangisinin kötü olduğunu anlayabiliyorsun ama çok ufak bir iki triğim var size, onlardan bahsedeyim. Şimdi Mbappe zaten burada. Game changer adam. Her türlü kadronuzda olması mükemmel olacak bir oyuncu. Bunu zaten Ultimate oynayanlar biliyor. Yani altın kartı bile herkesin başta istediği bir kart. Ki bu kartı 4.5 milyona yakın. Bu kartlar bu arada Dünya Kupası'ndaki ülkelerinin Dünya Kupası'ndaki başarılarına göre upgrade alacak kartlar. Ama benim triklerden biri şu. Bu arada dikkat çeken oyuncu benim için sadece Mbappe. Eğer seviyorsanız Luis Suarez olabilir. Ayarın dışıyla shoot trait falan da var. Sevenler için zevkli ama çok iyi bir kart olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında Brezilyalı Marquinhos, Brezilya Dünya Kupası'nda başarılı olacak takımlardan biri. Yatırımlık alınabilir ama şu anki fiyatı bile 675. Şimdi burada en pahalı kartlardan biri Son var arkadaşlar. Şu Son'u bir göstereyim size. Birincisi Lenk'te olmuyor. İkincisi Kore Dünya Kupası'nda çok kötü gidiyor. Bir tane yenilgileri, bir tane de beraberlikleri var. Dolayısıyla bu kartın upgrade alacağını düşünmüyorum. Yatırım falan yapmak istiyorsanız bu kart hiç bulaşmayın ama oynaması zevklidir eminim. Ayrıca zayıf ayağı da 5. Yani yarı yolda bırakacak bir kart değil. Oyun sonu kartı değil ama iyi gibi geliyor bana. Onun dışında oyunun şu aşamasında alıp ilk 11'e koyacağınız oyuncu pek yok gibi ya. Ya Marquinhos, Mbappe, Son, seviyorsan Suarez. Hani bir de İspanya kadron varsa falan belki Busquets olabilir. Ucuz da. Bir de Architect Bastion Lenk'te oluyor. Kullanılabilir. Defansı iyiyse eğer. Gerçekten pozisyon alması falan iyiyse defansif anlamda. Kullanılabilir gibi geliyor. Bir de oyunun şu aşamasında, daha doğrusu FIFA 23'te şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi Wijnaldum'a para vermeyeyim diyorsun. Ama karşına bir rakip geliyor. Wijnaldum falan o kadar güzel kullanıyor ki. Ya oyunun böyle bir şeyi var. Bu hoşuma gidiyor aslında. Yani çok pahalı olmayan oyuncularda da çok iyi işler yapabiliyorsun. Artık oynayış stiline göre ya da formasyonuna göre falan. Yani şans verebiliriz aslında hepsine ama babalar bunlar yani. Mbappe, Son, Busquets, Marquinhos falan. Bir de Dünya Kupası ikonlarının birinci takımı oyuna giriş yaptı arkadaşlar. Bundan da bahsedeceğim. Bunlarla ilgili paket açacağım bu arada birazdan. Şimdi buradaki
babaları say say bitmez. Yani zaten çoğu, yani %80'i al ilk 11'ine koy direkt oynat. Yani Luis Figo'dan ne kadar verim alırsınız bilmiyorum. Eski oyunlarda çok başarılı değildi. Pötü defansif orta saha olarak iş yapabilir gibi geliyor. Drogba karşıma geldi bir kere, beni parçaladı. Yani baktığın zaman o kadar mükemmel görünmüyor ama fiziği falan çok iyi görünüyor bir forvet için. Zaten işte Ronaldo, Cruyff, Eusebio, bunlara diyecek laf yok. Hatta Crespo bile iş yapar gibi görünüyor ama meta değil sanırım. Bakalım bu Lenk'te oluyor mu? Lenk'te de olmuyormuş, sıkıntı. Yani Crespo'ya bulaşmak çok mantıklı olmayabilir. Ronaldo'nun fiyatı da konsolda 9.300, şeyde 12 milyon PC'de. PC gene pahalı. Geçen senelerdeki gibi aynı şekilde devam ediyor. Cross platform geldikten sonra belki fiyatlar eşitlenir falan diye düşünüyordum ama yemedi, yok. Ben bu adamın 96'lık kartıyla, yani şu kartıyla geçen sene oynadım. Mükemmeldi. Bana bir şeyden, oyuncu seçiminden çıktı. Gerçekten oyun deneyimimizi inanılmaz değiştiriyor. Sadece bu adama önlem alıyorlar, diğer oyuncularınız boş kalıyor falan. İnanılmaz yani. 5-5 olması zaten büyük bir artı. Yani bu adama paranız varsa verin. Ama çok daha ucuzlayacaklar tabii. Oyunu şu aşamasına alırsanız büyük zarar ediyorsunuz. O bir gerçek. Ama benim size bahsetmek istediğim iki tane oyuncu var arkadaşlar. Bir tanesi Zidane, bir tanesi Pötü. Şimdi Zidane'ın şöyle bir durum var arkadaşlar. 95'lik bir kartı geldi. Bu kart Lenk'te olmuyor. Kimya kartı bassanız da olmuyor. Ama diğer bütün kartları, hatta bir tanesi direkt Lenk'ti, şu 94'lük. Diğerlerini de kimya kartı basarak Lenk'ti yapabiliyorsunuz. Evet, hepsine Lenk'ti basarak yapabiliyorsunuz ama şu 95'lik kartına hiçbir şekilde Lenk'ti yapamıyorsunuz. Zidane bu sene çok meta ama Lenk'ti olduğu için, Lenk'ti olmayan kartının performansını ben bilmediğim için size bir tavsiye veremeyeceğim. Zaten siz de bu kadar para verecekseniz mutlaka araştırıp almaya çalışın. Lenk'ti olmayan Zidane İş yapar mı bilmiyorum. Aynı şey Pötü için de geçerli. Pötü'nün de bakın burada bir sürü 3 tane daha kartı var. Bunların hepsi 2 tane daha kartı var. Bunların hepsi şey oluyor. 3 taneymiş pardon. Lenk'te oluyor ama bir tek bu FIFA World Cup ikonlarındaki Pötü. Aynı Zidane gibi Lenk'te olmuyor. Haberiniz olsun. Şimdi bu iki promodan artık oyuncu çıkarmaya çalışacağım. 5600 FIFA points'im var arkadaşlar. Burada Creative Network'e ve Emre Kayır'a özellikle çok teşekkür ederim bu points'i sağladıkları için. Şimdi Black Friday 100 paketini açacağız. Ben açanları gördüm YouTube'da. Yerli yabancı çok bir şey çıkaran yok ama bizde belki bir şeyler çıkar. Ayrıca burada işte FIFA World Cup, Road to the FIFA World Cup'a giden oyuncu çıkma ihtimali %32. Bir de World Cup ikonu var %2.9. Yani en yüksek rate şeyleri, ihtimalleri seçmeye çalıştım. Zaten fazla paket açmayacağız. Önce şunu bir açalım abi. Evet. Team of the Week. Evet. Lozano. Peki canım. Ardında bir şey olur mu? Aa, gelmiş. Vallahi gelmiş. Hincapie gelmiş arkadaşlar. Yani benim takımda oynamaz ama fena da görünmüyor ha. Hızı falan güzelmiş. Okey. Daha ya ve Alexander Arnold da var. Zaten 3010'a verdik. Şimdi bir tane de şundan açacağım arkadaşlar. 84-6 yıldız oyuncu paketi. Bunda şöyle bir şey var. World Cup ikonu 1.8. World Cup'a giden yol oyuncusu 22. O da güzel bir çeviri olmuş bu arada. Bu sene demin gördüğünüz işte şansım bayağı iyi ama evet, buradan bir Volkart alıyoruz ama evet, Navas geldi. Bu sene şansım en azından yayındaki açılışlarda o kadar iyi değil. Gerçi demin promo oyuncusu çıkardık ama. Şimdi ortalık yeşillendi arkadaşlar. Kariyere döndük. Geçen bölümün sonunda da ortalık yeşillendi. O konferanslık gruplarımı göstereceğim demiştim ama hani önemli dizilerde yaparlar ya böyle. Hani çok önemli bir yerde bitirirler. Bir sonraki bölüm beklemek zorunda kalasın. Biraz öyle olduysa kusura bakmayın ama arada bir yapıyoruz böyle şeyler. Şimdi grubumuz karşınızda. Yunan temsilci AEK Atina, Hibernian, İskoç temsilci, İrlandalı taraftarların, İrlandalı insanların kurduğu bir takım Hibernian. İrlanda bağları çok kuvvetli yani Google şeye göre, bilgilerine göre. Elfsborg, İsveç takımı arkadaşlar. Yani bu gruptan çıkamıyorsak da yani bir garip olur ya. Ya bir sıkıntı var demektir. Şimdi maça 3 gün vardı. Geçirdim 3 günü. 3 gün geçirmeden önce keskinliğimiz 83'tü. Şimdi 3 gün geçirdim, geldim keskinlik 75'e düşmüş, kondisyon tabii yükselmiş. Vida var onlarda, vay anasını. Kaledi Stankovic, biz defans forta sahayla oynuyoruz. İyi ki böyle oynuyoruz çünkü bakın hücumları kalabalık, 3 defansla oynuyorlar. Yani biz de ileride bir şans yakalayabiliriz gibi geliyor bana. Şimdi bizi ezberlediler arkadaşlar. Gerçekçi düşünelim. Bu adamlar bizim tüm Süper Lig maçlarımızı izlediler. Analizlerini yaptılar. Nasıl bir takımız biz? Hücumu düşünen, 2 de atsa 3 atmak isteyen, 3'ü atsa 4'üncüye atmak isteyen bir takımız. Ama bu maçta onları şaşırtacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Güvenli futbol. 1-0 olsun bizim olsun abi. Hatta beraberlik bile iyidir ya. Öyle söyleyeyim size. Çünkü Avrupa'daki ilk senemiz. Ya sen kimsin de hücum futbol oynayacaksın? Ha tabii rakip çok zayıfsa bizim takıma göre. Yani 2'yi, 3'ü, 4'ü de kovalarız da. UEFA topu konferanstaki topumuz da burada. Ümraniye Belediye Stadyumu'ndayız arkadaşlar. Aynayı koymuşuz posterini. Güzel. Evet, yine rakiplerimizi görüyoruz. Şuradan umarım
En kötü ikinci olarak bir üst tura çıkalım be, yapalım bunu. Bir de şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Ben bu gruptan çıkamazsam, şimdi bu sezon Ümraniye'deki son sezonum. Merak edenler için de onu söylemiş olayım. Bu gruptan çıkamazsam seneye gideceğim takım Ümraniye Spor'dan belki bir tık iyi olabilir. Gerçekçilik açısından. Çünkü takımı UEFA'ya götürmüşüm, Konferans Ligi'de. Gruptan bile çıkamamış, hem de zayıf takımlar var. Dolayısıyla Ümraniye'den çok daha iyi bir Avrupa'nın orta sıra takımlarına gitmek çok mantıklı olmaz. Ama ben bu takımı gruplardan çıkarırsam Avrupa'nın orta sıra takımlarına giderim aga. Hangi takımlar mesela? Frankfurt gibi. Frankfurt'a gitmem. Onun kariyerini yaptık ama hani o ayarda, anlatabildim mi size? İngiltere'ye de gitmem bu arada. Onu da söyleyeyim. Şu an İngiltere bizim için çok üst level. Yani oraya belki iki sezon sonra falan gidebiliriz. Evet, Ümraniye Spor'un dizilişini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben Andre'ye çok güveniyorum ya. Kim ona bu maç çok iş düşecek, kaptanımız. Umarım beni yarı yolda bırakmaz. Hadi bakayım. Kanada indiniz. Ayna. Sende. Kontrolde. Baskı yaptık şöyle ikili. Oy, güzel pas. Çok güzel. Hadi. Bustamante, iyisin oğlum. Bekliyor herif. Artist'e bak. Lan gel buraya. Harikayız. Bustamante be. İtalyan aygırı. Döndük. Güvenli futbol beyler. Garanti paslar. Güvenli futbol. Oy, ayna. Neler yapıyorsun koçum Arda. Koştun Arda. Biraz daha koştun Arda. Tuttun topu. Şu pas, oy, Alvarado Roberto. Oğlum gol! Konferansli. Çoyak şöyle yaparsan çok iyi olur oğlum. Atletik bir sevinme yapalım. Mükemmel oynadık be. Sevinin, bunu hak ettiniz çünkü Yıldırım Şahin'imiz 23 numaramız. Aslında ben pası ona verdim, biliyor musunuz? Bak. Şş. Ha, o Andre'ymiş ya. Ben Andre'ye verdim aslında. Çoyak'a gitti. Neyse. Yani bu ikisi de boştu zaten. Sıkıntı yok. Bu arada çok düzgün bitiriş be. Vallahi çok düzgün bitiriş. Bir yaptık. Ulan böyle olacaksa 7. dakikada biz bunları 4 atarız. 5 atarız. Ya bomboş herif. Ya çok iyi pas. Oğlum sakın penaltı olmasın. Of, Danla sen de harikasın oğlum. Oy, oy. Üzerime vurdu. Ulan çok şanslıyız be. Onlar da kötü oynayabiliyor bazen tabii, yapay zeka. Ayna, ne yapıyorsun ayna? Kızdırma oğlum beni. Çok iyiyiz. Tamam bak, sakiniz. Görüyor musunuz? Şut geldi kaleci Stankovic be. Aa, top çıkmayacak galiba. Çıktı. Okey. Bizde. Aa, bizde. Ulan oynuyormuş ya. Andre sol ayak. Ulan çıktı sandım ya. Oğlum çıkmadı mı o ya? Hadi beyler, haydi beyler. Bir tane yemeyelim şunlardan. Zayıf takım belli. Ulan nasıl geçti ya? Oh, dışarı vurdu. Aynayı ara oğlum. Ve ilk yarı bitti. Çok güzel bir ilk yarı. Bir şey söyleyeyim mi? İki tane önemli tehlikeli atakları var. İkisini kötü vurdular. Bu atağı bir daha vermezsek ilk 3 puanımızı alacağız Konferans Ligi'nde. Vida'ya bak. Oy. Bernabe yürü. Oo, çok güzel attın. Teknik. Oy, pasa gel. Ay, doğru vurdu. Zayıf. Zayıf. Yani bazı adamlar atamıyor bunu. Harika. Roberto. Roberto be. Yokluyoruz. Konferans Ligi'ndeki seyircilere güzel bir maç izletiyoruz şu an. El kaldırdı Çoyang. Arda vurdu kaleci Stankovic be. Vallahi akın akın Anadolu beyler. Ben söyleyeyim size. Bak hoca montu çekmiş. Hava soğuk. Şöyle verdin Andre. Arda kendi denemek istedi. Çok güzel yere vurdun. Fazla vurdun oğlum. Güzelsin güzelsin. Hiç moral bozma. Böyle devam. Böyle devam. Tabii şaşırtacağız abi takımları. Şimdi bizi izleyen diğer rakiplerimiz de şey diyor. Ulan bunların belirli bir atağı yok. Hep aynı şeyi seti oynamıyorlar diyorlardır. Güzel bu. Çok güzeliz. Her şey iyi çalışıyor abi şu an ya. Allah'ım pasa gel be. Bitirdik. AYK Atina'yı bitirdik. Bir de bu takımın şöyle bir durumu var arkadaşlar. AYK Atina'nın İstanbul'da kurulmuş, sonra Yunanistan'a taşınmış gibi bir durumu var. Bilmiyorum, gerçekten çok araştıramadım ama siz biliyorsanız yazın yorumlara, onu da öğrenmiş olalım hep beraber. Yani Türk asıllı bir Yunan takım aslında. Baba Andre ya. Adam hem defansta hem hücumda var. Daha ne istedim? Daha nasıl bir oyuncu isteyebilirim ben? Kaptan da yaptık herif. Hakkını da veriyoruz. Maaşını da veriyoruz. İyi veriyoruz. Sağa geldi top. Pas vereceğim. Orada bir garanti biri var zaten. Oh.
Şut gelebilir de anlat be. Yıldırım. Koş oğlum Yıldırım, harikasın, hızını kullandın. Verdin pasını da. Yıldırım. Yapıştır Yıldırım, mükemmel gol. Ümraniye, Konferans Ligi'nde. Bu kadar basit. Çok güzel oynadık lan orayı. Göz kontrol. Şak adana kattık be. Uf, seke 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 seke. Stanković oğlum iyi yiyorsun ha. Valla iyi alıyorsun içeri. Beyler, ilk defa Avrupa Kupası'na gitmişiz. Konferans Ligi'ndeyiz. Bazı oyuncularımız oynamasın mı ya? 3-0 olmuş burada. Akosta gir babacım. Şimdi Arda Güler'i alalım oyundan. O biraz daha fazla yorulmuş çünkü. Hacı Mustafaoğlu. Tahsinimiz girsin, oynasın, aynen öyle. Bir de ben diyorum ki eski kaptanımız, çok şey borçlu olduğumuz Özgür Bulak. Bunu bir tatsın diyorum ya. Konferans Ligi'nde oynasın abi. Şöyle tamamız abi. Evet, keskinlikler bayağı kötü aldığımız oyuncuların ama yapacak bir şey yok. Çoğuyan koş oğlum. Ya bak bunu da yapabilirsin. Fizik yok tamam. Vallahi çok acı geliyoruz ya. Beyler elinize sağlık. 3-0 yaptınız, arkadaşlarınızı yerinizi bıraktınız. Beklediğimiz, istediğimiz takım bu orta. El kaldıran var. El kaldıran var. Oğlum bunlar kaptırılmaz ya. Ver şöyle. Aa geçti lan, oha. Vuramadık. Yıldırım indir. Harikasın Yıldırım. Tahsin. Asist geldi Tahsin'den. 4-0 be. Abi herkes görevini yapıyor. Ayaka çok mu zayıf? Onu da bilemedim gerçi ama. Neyse golü geçelim abi. Güzel. Çok güzel Abate. Oğlum sakın. Heh. Ya Oğuz. Orada yapılacak şey mi Oğuz ya? Allah'tan Danlat var. Bu çocuğun boyu kısa değil mi? Ne? Nasıl her topu uzanıyor ya? Vermeyeceğiz beyler. Çok güzel Oğuz. Deminki hatasını telafi etti Oğuz. Kendi gidiyor. Oğuz. Oğuz neler yaptın öyle? Ne oldu? Ulan Oğuz elinle mi aldın lan topu? Skill yapıyor herif, eliyle alıyor. Dur buna bakalım. Böyle geliyoruz. Hareketi yapıyoruz. Sonra Oğuz ne yapıyor bakayım? Eliyle mi alıyor? Evet. Sağ kolunu biraz kullanmış Oğuz. Peki Oğuz. Bitti. Hoca bitirdi. Bu atakta gol olurdu ama ben söyleyeyim size. Ümraniye taraftarı mutlu. Abi ilk senemiz Avrupa Kupalarında ve ilk galibiyetimiz ve çok net bir skor. Yani bizden Ümraniye taraftarı daha mutlu kimse yok. Türkiye'de takım tutan herkes bence şu an Ümraniye Spor'u alkışlıyor abi. Mükemmel skor çünkü. Mükemmel maç. Güzel oyun. Maçın adamı Choyang seçildi galiba. Bu arada bizim Trebolu şeyimizin üstüne gelmiş ya. Konferans Ligi'nin arması. Ulan az gelmemişler. Bak 7 şut. Müdahale 12 onlarda. Başarılı pasları 73. %50-50 oynamışız. Maçın adamı Roberto. Ricardo deyip duruyorum. Roberto Alvarado. 8.8. Hibernian Elfsborg'u yenmiş 2-1. Peki grubun iki güçlü takımı biziz demek ki. Hemen 2 gün sonra maçımız var. Önemli de bir takım anasını sattım ya. Başakşehir abi ya. Aa önemli değilmiş ya. 15.ymiş adamlar. 3 kere yenilmiş oğlum herifler. Yenilgileri galibiyetinden, şeyinden, beraberliğine fazla. Avarajlara -1. 7 puandalar. Ulan biz onlara göre çok iyiyiz. Gayet iyiyiz. Şu anda lider Konya Spor mu? Beşiktaş alacak onu. Maç eksiği var da. Konya'ya bak helal olsun. Her sene bir Anadolu takımı yükseliyor ya. Bir biz göremedik birincilikleri orada. Abi Başakşehir'e bak bak. Böyle isimlere bayılıyorum ya. Enda-i Şimiye. Böyle bir adam mı alsak ya? Bu arada ben deminki maçı efsanevide mi oynadın diye baktım ama yok. Seçkindeymiş. Okey. Bu kim? Choyang-Kuk. Yani ya bir istediğimiz performansı alamadık şu heriften ya. Bazı şeyler de... Ya forvetin yapması gereken 5 şey varsa ikisini yapıyor herif. Ben de o ikisi üzerinden oynamaya çalışmak zorunda kalıyorum. Sıkıntı. Bu sezonun başında, yani ilk sezonun başında şey demiştiniz. Yıldırım Şahin'i forvet yapsa inanılmaz yükselir demiştiniz. Doğru söylüyoruz. Keşke onu forvet yapsaydık da ofansif orta sahaya falan bir transfer yapardık. Ne bileyim ya. Hadi önemli maç. Bu adamlar evet 15. olabilir ama yani sağlam takım. Ya bak bunu veremedi, gördünüz mü? Yukarıda Yıldırım Şahin bomboş, veremedik abi o pası ya. Dönmedi herif. Ya Allah çok güzel pas veriyorsunuz bazen ya. İndir oğlum onu, indir. Lan Başakşehir. Power shot yedik lan. Şaka maka power shot yedik ha. Yani İbrahim'e kızamayacağım şut abi. Mis gibi vurmuş herif lan daha. Kaç kilometre? 122 az da değil ha. Helal olsun. Yattınız, kalktınız. Çok güzel boşluklar buluyoruz.
kapattığı köşe. Ha abi yani işte dediğim şeylerden biri bu. Ya bu pozisyonlarda buluşturacaksın çoğu Yanguku topla. Anlatabildim mi? Kapattığı köşeye zangırt diye attı herif ya. Offside taktiği beyler. Danlat o köşeden gelen her topu yedin baba. Vallahi yani İtman'da buna özel olarak çalışman lazım. Yani ben mi söyleyeceğim bunu oğlum? Kaleci şey antrenörümüz yok mu bizim ya? Andre'den şık hareketler. Yıldırım Şahin kaleci Muhammed son anda. Olacak. İlk yarıda bir gol daha yiyemem. 45 gollerini sever çünkü yapay zekalar. İbrahim. O köşeden yemedin oğlum. Teşekkürler. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Atak koşularında atağa katıl ve bindir dedik zaten. Şimdi atağa katılıyorum. Bu da bindir değilmiş bu. Bu da bindir olacak. Biraz daha şey yap. Bu da arkaya koşu yap var mı bunlarda? Var. Okey. Bir de ben şöyle bir şey istiyorum. Şimdi Arda Güler'in pas ayağı iyi ama Yıldırım Şahin ileride kalsın abi. Gerideyiz, gol bulmamız lazım. Come on bitches, come on. O bizde... Ya ayna ya. Abi çok güzel oynuyor ya. Başakşehir yapma bunu ya. Güzeliz. Hadi oğlum ya. Gol be. 3-2'yi bulduk. Roberto Alvarado. Şunu yapsak nasıl olur? Şu nasıl bir sevinmeymiş? Zıplamalı taklalı maklalı. Güzel. Şans golü. Gerçi vuruş şans değil. Yani topun önümüzde kalması şans ama vuruş çok güzel abi. Bir anda veriyorlar o pası. İbrahim harikasın. Ulan tehlikeli hareketler. Berna Bey ne yapıyorsun oğlum defansta ya? Güzeliz. Ya oğlum atak çok iyi, pas kötü ya. İnanamıyorum ya. Bu atağı nasıl yedik inanamıyorum abi. Arda Güler vurdu kafayı. Oh. Aytor. O kadar geç şuta basıyorum. O da o kadar geç reaksiyon veriyor ki ya. Bu çocuk defans. Bu çocuk stoper. Ay! Şov yaptık. Şov lan. Orta sahaya koştu herif. Hemen topu getirin diyor. İnanılmaz gol. Ve gitti seviniyor bir de o tarafta. Oğlum. Aa bak ne güzel şeyler yapıyor. Attığımız en güzel golü. Bu bölümde attık. Her bölüm bunu söylüyorum ama Arda Güler'in asisti. Oğlum. Yavrum benim. Oğlum bak. Bir forvet atsın tamam. Bir kanat atsın tamam. Bir stoper böyle şeyler yaptığı zaman ben mest oluyorum abi ya. Oyunu bir daha oynayasım geliyor ya. Bir bölüm daha çekesim var bu bittikten sonra şu an. Abate. Oğlum biz bu herifi değil mi şeyden aldık ya. Serbestlerden aldık. İnanılmaz herif. Baskı aç. Ya Herrera Mero. Ya oğlum içinden geçmesin herifin ya. Ya ulan çok güzel yere atıyorsunuz abi. İşte sıkıntı bu. Şimdi ben bu adamı tutsam içeride bomboş. Ya ne olur ya. Abi karambol ya. İbrahim elinle değebiliyorsun koçum topa. Futbolda böyle bir kural var. Neyse 4. Ya abi çok güzel gol atıyoruz. Hadi lan beraberlik alacağım bu maçtan. Haydi. Hadi. Aynen. Sen niye içeri giriyorsun oğlum? Kanadı tut. Ya bu herif de kanatta. Bekle a**ın talimatı yok mu ya? Ya bu yazsın ya. Artık bunu da bir atalım. Yani bu adam da forvet. Ya demin Aytor bitiremedi aynı pozisyonu. Bu bitirir. Güzel. Son dakika golümüz de geldi. Kameraya çok yaklaşma abi. Ağzımızın içine girme. Aa hoca da geldi. Gir lan ağzımızın içine gir. Gir nereye giriyorsan gir. Ben dedim size bu maçtan beraber kalacağım diye. Dakika 89. Bak bir 85 olsa derdim ki 3 puan geliyor. Ama yok. Bu kadar da. Gerçi bu maçın uzatması da olur ha. Hadi. Aa. Çok önemli bir şey harcadım. Hadi be abi. Ayna. Vallahi ayna. Şu adam kaçırıp duruyor. Ayna. Oğlum o herifin götü mü büyük? Kaldıramıyor bir türlü. Lan! Şaka gibi ya. Koşun abi ileri. Ya hocam tam dakikasında bitir tamam mı ya? Abi bu maçın rövanşını iple çekiyorum. Başakşehir ya. Vallahi bu maça özel önlem alacağım abi. Oyuncu falan satın alacağım. Bir şeyler yapacağım yani. Aytor 8.5. Oğlum sen gol kaçırdın.
Hem de net kaçırdı. Bence maçın adamı Roberto Alvarado. Hem beraberliği sağlayan golü attı. Gerçi en son Choi Young da beraberliği sağlayan golü attı da. Toplu oyundan oynamış. Başarılı pas onlarda, müdahale bizde. Şut onlarda. İyi, gene beraberliği kopardık. 15. deyip küçümsemeyeceksin abi. Bak, bunu nadir görüyoruz. Bunu okuyayım. Romanya milli takımı geçen yılki performansımızı değerlendirmek için toplanmış. Sözleşme yenilemesi için. Ve şu anda doğru insan olduğumuzdan eminlermiş. Bunda bir sıkıntı yokmuş. Bir yıl daha uzatıyorlarmış sözleşmeyi. Takımımıza devam edeceğiz. Yani tabii Romanya'yı şeye götürdük çünkü. Teklifi kabul et abi. Romanya ile devam. Aynen. Aga yeter ama ya. Yeter ya. 6. ile oynayacağız. Galatasaray'la. Onların da bayağı bir maç eksiği var. Lider olabilirler. Bizim bir tane maç eksiğimiz var. 11 puandayız. 12.yiz. Ya hedefimden, bu sezonki hedefim tabii ki konferans liginde gruptan çıkmak da. Bir de hani buradaki son sezonumuz olduğunu düşünürsek arkadaşlar. 80 bu arada keskinlik. Yani bıraktığım zaman seneye yine Avrupa'da bir şey organizasyona katılalım istiyorum açıkçası. Mustafa Muhammed, Mertens, Oliveira, Oğulcan Çağlayan bak orada. Sasha Boye, Luyendama. Evet ya, aynı. Aşağı yukarı aynı kadro. Bu arada bize Sasha Boye de olurdu. Sağ beke. Onu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Yine Choi Young'u gösteriyor. Peki yani 8 golde 60 göstermeyecek de kimi gösterecek? Bir şeyler yapıyor işte. Hadi bakalım. Şunu da geldim. Evet. Galatasaray'a böyle başladıysak büyük sıkıntı var. Evet, okey. Okey, olur. Güzel top. Allah var, güzel top. Hayır, hayır. Ya oğlum, bomboş herif ya. Offside. Arkadaş ya, sinirlendirdiler beni. Dakika 9 be. Ay, Aitor. Çok güzeliz. Vur diğer köşeye. Mustera. Mustera değil mi kalede? Arda Güler Galatasaray'a gol attı. Fenerbahçeliler seviniyordur şu an gelişine. Keşke şunların da hızını yazsa. Power shoot değildi bu ama hızı yazmalıydı yani. Ay. Şanslıyız, evet. İbrahim çık artık. İbrahim, ya kale bomboş ya. Ya abi, Galatasaray'ın hücumu iyi. Biz de defansta çok paniyiz, anlamıyorum ya. İbrahim şurada çıkarak harika bir iş yaptı ama. Yok abi, güzel ya. Takım yani, Galatasaray abi bu. Yani görüyorsunuz abi, heriflerin setleri çok iyi. İbrahim harikasın oğlum. Oğlum. Abate çok yalnız ya. Kafayla... Vallahi gol yemediysek şanstan yemedik. Beyler ya. Abi benim kontrol etmediğim adamlar hiç görevini yapmıyor ya. Vallahi yapmıyor ya. Bir bir. Ya bir şey diyeyim mi? Biz iyi takımız da istediğimiz oyunu sahaya koyamazsak hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı. Ve burada götün altına giden ben olacağım, affedersiniz. Oynatamadı hoca diyecekler. İşte bu. Galatasaray, seni yıkmaya geliyorum Galatasaray. Evet. Yıldırım Şahin de yaptıysa bunu. Devam. Şut geldi İbrahim. Tamam, rebound bizde. Dışarı vurdum, inanamıyorum ya. Abi Yıldırım yapma ya. Oğlum bu maç bir gol at. Bize galibiyeti getir. Bu iki kaçırdığını unutacağım. Hadi 85 beyler, bir beraberlik alını Galatasaray'dan ya. Mertens ya. Ve işin acı tarafı ne biliyor musunuz? Yine istediğimiz oyunu sahaya koyamadık. Gerçi ben 10 şut çekmiş herifler, ben 5 çekmişim. Başarılı paslar aynı, müdahaleler aynı. Ya şey var, 2 tane net kaçırdık. Bir tanesini de yapmasaydım aşırtma, gayet güzel olacaktı aslında. Maçın adamı da Van Aanholt olmuş. Okey. Şimdi beyler bayanlar, ligin sonuncusu Giresunspor. Yani bunlarla da artık şey olmaz diye düşünüyorum. Ayna çok yorgunmuş. Keşke oynatmasaydım ama 3-1 aldık. Choi Young, Roberto, Abate. Abate gollerine devam ediyor bir stoper olarak. Şimdi Hibernia'nın yendiği Elfsborg'la oynayacağız arkadaşlar. İsveç takımıyla oynayacağız. Ama maçtan önce şöyle bir şey yapacağım. Aynadan çok performansından memnun değilim arkadaşlar. Benim istediğim sağ bek değil. Ama yorgun olmasını, sakatlanma riskini de almak istemiyorum tabii. Onun dışında çok yorgun yok zaten. Bünyamin Balcı ile çıkacağız Avrupa'ya, ikinci maçımıza. Ya hiç tanıdığım adam da yok. Ya biz bu maçı alırız gibi geliyor da. Ya acaba simüle edeceğimiz maç mı, etmeyeceğimiz maç mı, ondan emin değilim. İlk yarı eğer böyle 4-0, 3-0 falan olursa, ki olacak gibi geliyor, şey yapacağım, maçın sonucuna geçeceğim direkt. Hayır, Süper Lig'de de iki tane üst üste beraberlik. Bu konferans ligi maçları bize ilaç gibi gelmeye başladı. Grubumuz da çok iyi. Hadi biraz morallenelim bari. Hareketler Andre.
Hemen indir Andre. Peki Andre. Aitor gol atamıyor ama iyi yatırıyorsun ha. Aitor artık abartmasan mı oğlum? Tamam. Şu pas... Arda, ya Arda çok kaybediyor ya. Abi gene Arda'da tıkandı olay ya. Hayır be Bünyamin be. Oğlum. El olmadı, güzel. Penaltı olmasın da. Güzel geçtik. Ya verin artık şu pası, bomboş ya işler. Aha. Roberto artık yani 90'a da çakın onu bir zahmet. Şu nasılmış? Ha bunu yapmıştık zaten, okey. Oy geçti. Aitor. Çok iyi gol. Bir daha vur oğlum. Baya güzel gol. Böyle bir şey yapsak. Mbappe sevimiz. Peki. Yine kaleciden sekmeli mekmeli. Bu sefer geç bastım şutu. Çünkü erken basarsam kafa vuruyor. Oy herifin burnuna çarpmış. Ay 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 ay. Ulan o adamı tutuyorum ben ya. İbrahim pozisyon alamadın. Kornere gitti top. İnşallah gol yemeyiz. Şu 11 numaraya doğru çık ha. Ama kale boş. Değil tamam. Yıldırım Şahin sen top saklama konusunda iyisin oğlum. Güzeliz. Arda. Şöyle dönelim. Garanti oynayalım. Bernabeu. Çok hevesli Bernabeu. Şöyle attık. Arkaya doğru. Abi. Mükemmel oynadık. Kaleci bak ilk defa ya kaleci kontrpiyede kalıyor ataklarımızda zaman zaman bunu söylüyorum biliyorsunuz ama en net kontrpiyede kalma buydu. Adam bildiğin solunu kendi soluna uçacaktı. Vuruş sağa gelince bayağı put gibi kaldı ya. Kafa pası. Oy topa bakmış kaleci. Güzel gol abi güzel. Chow Yang-wook. 10 numara. Bak. Tamam rakip zayıf ama ben bir abi Arda Güler topun üstünden atlamış. İnanamıyorum ya. Yani paslaşmalar güzel. Ufak çalımlar var falan. Son vuruş iyi. Ha bir de topun üstüne atlamalı falan. Ya uf, mest olduk gene. Gene Ümraniye bizi mest etti. Bence şöyle bir şey yapalım. Biz Abate, dinlen. Acosta. Arda Güler'i dinlendir oğlum. Tahsin, sen de gir be. Ya bir de arkadaşlar şu Serkan Kırıntılı artık bir oyuna girecek yani. Bak artı biri var adamın. Oynatmıyoruz. Hala artı bir de. Acosta mı o? Şu an Acosta'dayız. Hocam ya yapmayın ama şunu ya. Ya sevdiğim adam sakatlanmadı değil mi? İyi bir şey yok. Şimdi idmanda çalıştığımız şey beyler. Sola gidersin umarım. Sağa gittin tamam olur. Ebesinin nikahı artık ya. Ulan bir kere de şans bizden yana olsun be. Yok bu takım çok zayıf ya. Ya biz güzel goller attık da. Evet Acosta golü. Peki yani bebek sallar gibi diyorsun peki. Tahsin. Tahsin de golünü attı. Ya 5-0 falan. Evet. Yani gruptan çıkmayı garanti görüyorum ya ben. 6 oldu abi. Yok, çok zayıf ya takım. Bayağı zayıf yani. Neyse golümüzü atalım da biz avaraj olur. Oğlum bu... Kötü diyeceğim de bu takıma az kalır ya. Yani bayağı kötüymüş. Benim korktuğum kadar simüle edilecek maçmış. Bitti 8-0. En farklı skorumuz. Bir de Avrupa'da olması güzel tabii prestij açısından. Şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu takımla oynayacağımız ikinci maça kadro dışındaki yedekleri falan
Onları katarak çıkmayı düşünüyorum. Roberto Alvarado 3 asist 1 gol. 10 numara 5 yıldız. Romanya milli takımı kadrosunu veriyorum. Bu sefer Çıkıldağ'ı aldım. Yani seviyorsunuz, sevenler var. Şimdi arkadaşlar bu İlhan Şahin'le ilgili rapor geldi artık. 3. 4. rapor. Bu adamın potansiyeli 88 ile 94 arasında değişmiyor. O 94 sabit. Yıldırım Şahin'in kuzeni biliyorsunuz. Ben bu çocuğu artık A takıma yükselteyim yani. Overall 52 ama yükselteceğiz. Mesela Avrupa maçında oynayabilir. O demin oynadığımız 8-0 yendiğimiz. Uluslararası dostluk maçı geldi. Ve kimle biliyor musunuz? Germany. Almanya ile arkadaşlar. Yani burada başka adamlar da... Okan Bulut mu? 70-90 diyor bak. Bu çocuğu da alabiliriz. Başka var mı büyük potansiyelli? Oo, Can Sadık. Ya bunları şeyden bakabiliyorduk değil mi? Ya bunların şeyi vardı arkadaşlar. Bak bu çocuk 150 bin euro, tamam mı? Oradan anlayabiliyormuşuz. 304 bak. 80 bakalım. 120 bin euro. Geç. Şu Can Sadık 220 bin euro. Bu çocuğun bak 94 değil mi? Bir 80 potansiyel, 85 potansiyel olabilir. Bu çocukla bir sözleşme imzalayalım. 120 bin euro. Osman Sadık 150 bin euro. 78. 120 bin euro. Okan Bulut 230 bin euro. Sözleşme imzalı abi. Bu çocuğu geç. Mehmet Yıldız 120 bin euro. Geç. Burak Bulut 150 bin euro. Belki olabilir ama bunları biraz daha baksın. Ahmet Sadık 150 bindi değil mi? Tamam, okey. Bence iki tane daha sağlam oyuncu bulduk ya. Güzel. Aa bak, Yıldırım Şahin kuzeni ne demiş? Az kadroda şanslarınızı teşekkürler. Takımı neler katabileceğim herkesi göstermeye hazırım demiş. Şimdi arkadaşlar Süper Lig'de 9. olarak bu bölümü kapatıyoruz. Lider Konya Spor. Helal olsun ama Beşiktaş aslında lider. Çünkü maç eksiği var. Galatasaray'ın da öyle. Bu arada Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Spor'la eşleşmişiz. İyi, gene güzel takım gelmiş. Başakşehir ve Fenerbahçe birbirleriyle eşleşip işimizi kolaylaştıracaklar turnuvada. Biri eğlensin işte, aynen. UEFA Süper Kupa'ya bakayım dedim. Paris almış, okey. Şampiyonlar Ligi'nde durum ne? Şimdi Galatasaray 2 maç sonunda 0 çekmiş. Evet, sıkıntı. UEFA'da Fenerbahçe 2 maç sonunda grubun lideri. United'ın olduğu grupta lider. Helal olsun, tebrik ediyoruz. Umarım daha da fazla ilerlerler. Beşiktaş da 2 maç sonunda 4. Yani puan olarak Fenerbahçe ile aynı puan toplamış ama Napoli tabii 2'de 2 yaparak 6 puanla liderliği korumuş. Konferans Ligi'nde bize bakacağım ama Trabzon'da grup lideri, grup A'dalar onlar da. Grupları da iyi, bizimki gibi aynı, güzel. Biz 2 maç sonunda biraz abi 0 yedik, 12 attık. Yani come on bitches modundayız şu anda. Arsenal burada götürüyor. Şimdi Süper Lig'de gol krallığını Gomez'le paylaşıyor Chow Yang-guk. Yıldırım Şahin 6 golle onları kovalıyor. Arada bayağı adam var. Trezeguet, Trabzonspor Trezeguet bu ayın oyuncusu seçildi bu arada. İyi performans göstermiş belli ki. Arda Güler, laf ediyoruz top kaybediyor driplikte diye ama şu an Süper Lig'in lideri asist konusunda. Yıldırım Şahin takip ediyor onu. Gollenmeyen maçta da... Abi de anlat, 14. ya. Şu Uğurcan Çakır'ı ne yapıp edip takıma katsak mı bilmiyorum ki. Takımdaki gol asist olayına bakamıyorum çünkü şu an milli takıma geçmiş durumda arkadaşlar. Benden bu kadar. Sonraki bölüm yine buralarda olursanız arkadaşlar, videomu izlerseniz, like atarsanız çok sevinirim. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.